kadın kolları, muhtarların, sivil toplum örgütleri, siyasi partinin ilçe başkanları, çok değerli belediye başkanım, meclis üyelerim, büyükşehir meclis üyelerim, il yöneticilerim, ilçe yöneticilerim, gençlik kollarım, çok değerli yol arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar, dün akşamda ben hiç uyumadım. Gerçekten hiç uyumadan sabahladık. Dün saat 18'de bize bir haber geldi. Daha önce ilçe başkanı yapmış, İstanbul İl Sekreterini yapmış, 3 dönemde Ataşehir Belediyesi Başkanı'nı yapan çok değerli abim, arkadaşım, yol arkadaşım, 20 yıllık dostum, maalesef İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Ben burada, bugün burada ama bütün gönlümle, hepimizle gönülleri İstanbul'da, bugün biliyorsun İstanbul'da sağlık oluşta bir miting oldu. Bütün milletvekilleri, belediye başkanlarımız, bütün örgütümüz, hepsi şu an İstanbul'da. Onun için gerçekten çok üzgünüm. Değerli arkadaşlar, her şeyden önce hepimiz bunu bilmeliyiz. 15 yıldan beri bu ülkeyi kim yönetiyor? Hepimiz bütün vatandaşlara sormamız gereken soru bu. 15 yıldan beri bu ülkeyi kim yönetiyor? Cumhuriyet kurulduktan sonra o dönemde 2002 yılına kadar yapılan bütün yatırımlar, fabrikalar, telefonlar, tüpraşlar, petkimler, hava yolları, demir yolları, bankalar, sigorta şirketleri, yani hepimizin malı olan bütün yatırımlar, bizim belediyelerle yapılan bütün yatırımları 2002 yılında sonra geldikten sonra ya yandaşlarına ya da dışarıdaki yabancılara bütün her şeyimizi sattılar arkadaşlar. Ama her şeyimizi. Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz. 15 yılda beri esnafı bitirdiler, çiftçiyi bitirdiler, emekçiyi bitirdiler, memuru bitirdiler, iş adamını bitirdiler. Sadece üreten bir ülkeden tüketen bir ülkeye çevirdiler memleketi. Şu an sata sata bir şey kalmadı kardeşim. Üretim var mı yok? Zam üstüne zam. Peki bu vergileri kim veriyor? Yandaş zengin firmalar ödemiyor vergi kardeşim. Vergiyi bu ülkede ödenen gariban, memur, işçi, emekli, küçük esnaf ve çiftçi arkadaş. Başka kimse ben ödemiyor. Ne zaman dilime gelsek gözler gülüyor. Böyle bütün hanımefendilerin çoğunlukta olduğu bir topluma hitap etmekten de son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Beş Aralık'ı da yeni yeşil biliyorsunuz. 5 Aralık 1934 kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Suudi Arabistan'da kadınlar daha birkaç ay önce araba kullanma yetkisini yeni aldılar. İsviçre'de kadının seçme ve seçilme hakkı 1971'de tanındı. Avrupa'daki İsviçre'de. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ne kadar ayı bayağı etsek azdır arkadaşlar. Efendim iki selam var üzerinde. O selamları mutlaka aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz Salı günü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Arana'da ifade ettiler. O gün sabah saat 6.05'te önceki Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı rehabilitasyonu yapılmak üzere Münih'e, Almanya'ya gönderdik. Ve ben hem Deniz Bey'e hem Kemal Bey'e de bu kurul, yani bizim kongrelere katılacağımı ifade ettim. Onlar da kongrelere katılan tüm delege arkadaşlarımıza sevgilerini, selamlarını ilettiler. Üzerinde kalmasın, iletiyorum. Şimdi hepimiz emziniyoruz. Yani bu iktidarın yaptıklarını biliyoruz. Paçalarından dökülüyor ama bunlar öyle bir şey ki, yani öyle bir yapıdalar ki teflon tava gibiler. Hiç üzerlerine bir şey yapışmıyor. İyi olan her şeyi bunlar yapmış oluyor. Kötü olan her şeyi de ya dış güçler,
ya terör örgütleri, ya iç mihraklar, ya dış mihraklar. Böyle mutlaka bir bahane buluyorlar. Ya FETÖ yapıyor, ya PKK yapıyor, ya üst akıl Amerika yapıyor. Böyle bir şey var. Şimdi buna, yani bu tip algı yönetimine dünyada son dönemde post-truth dediğimiz gerçek ötesi dönem deniliyor. Yani ne söylerse söylesin, adam sanki binlerce yalan da söylese gerçekmiş gibi insanları böyle bir algı içerisine sokmaya çalışıyorlar. Dünyanın yeni algı yönetimi bu arkadaşlar. Bunu bir kere bileceğiz. Onun ötesinde de dünyaya bakıyorsunuz, hani televizyon izliyorsunuz. Dünyanın ne kadar, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ne kadar karışık olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın bu son 20 yıla kadar gelen dönemine süper güçler dönemi deniliyordu. Bunu işte Emmanuel Macron'un son Fransa Cumhurbaşkanı ve Hollanda'nın danışmanlığını yapan Jack Attali ifade ediyordu. İçinde bulunduğumuz dönem hiper çatışma dönemi. Önümüzdeki 20 yıl sonra da dünyada hiper demokrasi dönemine geçileceği ifade ediliyor. Yani bizlere, bizler gibi siyaset yapanlara bu hiper çatışma döneminde, çatışmanın çok yoğun olduğu bir dönemde siyaset yapmak nasip oluyor. Burada siyaset yapıyoruz. Tabii buralarda ülkemizin gemisini herhangi bir yerde karaya oturtmadan doğru bir şekilde yüzdürmek önemli. Ama bunlara da baktığımız zaman halihazırdaki hükümete, özellikle yolsuzlukların, hırsızlıkların taşlarından döküldüğü böyle bir süreçte artık çürümenin, kokuşmanın yoğunlaştığını ve önümüzdeki dönemde daha fazla artık örtemeyecekleri ölçüdeki yolsuzlukların ortaya çıkarak bunların yakın bir zamanda 2019'da iktidardan gittiklerini hep beraber göreceğiz. 2000 arkasından da 3-4 Şubat'ta olan kurultayımız olacak. Olan kurultayda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde yeni bir yönetim oluşacak ve hep beraber önce 30 Mart 2019'da yerel seçimlere, arkasından da 3 Kasım 2019'da hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerini hep beraber bu yeni seçilecek örgütle beraber hayata geçireceğiz. Arkadaşlar, önümüzdeki seçimler bir siyasi tercih seçimi olmayacak. Yani bizim bugüne kadar alışık olduğumuz, kendi siyasetimizi, dünya görüşümüzü anlattığımız bir seçim yerine önümüzdeki seçimler bir ikna seçimi olacak. Yani var olan cumhuriyetin, parlamenter sistemin devamından yana olanlar ile bunu istemeyip tek kişinin iki dudağın arasından verilecek emirlerle Türkiye'nin yönetilmesini isteyenler arasında bir ikna seçimi olacak. Bu süreçte ilçe başkanlığına seçilen arkadaşımız ve yönetim ne zaman istediği takdirde gelip burada vatandaşın ikna edilmesi, sadece Didim'de değil, Aydın'ın 17 ilçesinde, Türkiye'de milletvekili çıkaramadığımız illerde, bize bağlı olan illerde de yine vatandaşın ikna edilmesi için gereken her şeyi yapacağız arkadaşlar. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bugünden Didim örgütüne seçilecek arkadaşlara o sözü veriyorum. Ne zaman çağırdıkları takdirde biz burada onlarla beraber partimizin görüşlerini, Sayın Genel Başkanımızın söylemlerini anlatmak için burada olacağız ve anlatacağız. Böyle bir dönem içerisindeyiz arkadaşlar. Bu dönemi gayet olgunlukla geçiriyoruz ve bundan sonra üzerimize daha çok gelecekler. Zor bir dönem olacak. 2019'a giderken belediyelerimize daha fazla baskı uygulayacaklar. Sayın milletvekili herhalde anlatmıştır Ataşehir'de olanları. Bundan sonra daha ciddi olarak üzerimize gelecekler. Sadece belediye başkanlarımıza değil, milletvekili olarak bizlerin üzerine, tüm partilerin üzerine ciddi bir baskıyla gelecekler ama bütün bunların ötesinde artık Türkiye'de havanın değiştiğini görüyoruz. Arkadaşlar, şimdi bunlar anket yaptırıyorlar kendileri. Yaptırılan anketlerde kafasını kesen asla Tayyip'e oy vermeyecek %45'lik bir kitle var. Bundan çok rahatsızlar. Yani karşılarında asla Tayyip'e oy vermeyecek %45'lik bir kitle var. Kendilerinin yaklaşık 40 civarında, 40'a yaklaşan bir oyları var. Bunu nasıl 50'ye tamamlarız diye düşünüyorlar. Biz eğer doğru konsolide edebilirsek, doğru toparlayabilirsek, bu nefret eden %45'i doğru bir şekilde yanımıza alırsak
onun 50-55'te tamamladığımız takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini alacağız. Bir belediye başkanını görevden istifa ettirmeye başlayan Ankara, Bursa, Balıkesir belediye başkanlarını kendi aralarındaki anlaşmalarla, pazarlıklarla istifa ettiren zihniyet bugün sosyal demokrat belediyeciliği gereğini yapan, şeffaf bir şekilde vatandaşa hizmet götüren, toplumda karşılığı olan belediyelerimize iftiralarla, çamurlarla belediye başkanlarımızı görevden alma girişiminde bulundular. Ataşehir Belediye Başkanımızı görevden uzaklaştırdılar. Şunu bilsinler ki güneş palçıkla sıvanmaz. Bizi bu tür eylemlerle, hareketlerle kesinlikle korkutamayacaklar. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Oyun nedeniyle başımız dik. Her zaman belediye başkanlarımızın yanındayız. Sonuna kadar savunacağız. Ve bunun karşılığını da inanıyorum ki 2019'daki yerel seçimlerde 9 olan ilçe belediyemizin sayısını 17'ye çıkartarak büyükşehirdeki iktidarımızı devam ettirerek bunu topluma göstereceğiz. Çok değerli bilgiler verdiler bize, misafirlerimiz, konuşmacılarımız. Onlara çok çok teşekkür ederiz. Tabii her iki adaydan kim çıkarsa sandıktan eminim sizin tecrübelerinizden yararlanır. Partimizde de bu gibi bilgiler bize aktarırsanız, özellikle Ankara ve Aydın civarındaki bilgileri, tüm üyelerimiz de bunlar da bilgilenmiş olur. Evet, çok değerli yoldaşlar. Öncelikle ben solda protokol yoktur aslında da, yerleşi vardır. Ben yine de başlayayım. Sayın Cumhurbaşkanım, katip üyelerim, milletvekillerim, vallahi bekleyeceksiniz, şansınız yok bu işte. İl başkanım, il yöneticilerim, belediye başkanım, sayın basın, çok değerli Cumhuriyet Halk Partiler. Bu düğünümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, önümüze renk kattınız. Değerli arkadaşlar, benim bir huyum vardır. Ben böyle çok mülayimdir, kavgacı bir tipim yoktur. Ben böyle bir barışçıl olarak konuşma hazırladım. Neticede bazı kongreleri görüyorum, insanlar birbirlerini eleştirirken kırıyorlar maalesef. Çünkü yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Yarın bir gün birbirimize görev verip görev alacağız. Bu gibi takılmalara hiç onaylamıyorum. Benim huyum da değil, arkadaşım da huyum değil. O da mülayim, ben biliyorum. Hemşerimi, iki Sivaslı hemşerimi. Israrla, daima, kararlılıkla, inatla ve inanarak, gururla söylediğim gibi işte tek yürek, tek ses, tek yumruk, birlik beraberlik içinde sevgiyle birbirlerini sahiplenerek kenetlenen, ön yargılardan uzaklaşmış, farklı fikir ve düşünceler olsa dahi yıkıcı olmadan, yapıcı olacak şekilde özellikle aile içinde paylaşmaya özen gösteren, il ve ilçe binalarını sadece dört duvardan ibaret olarak görmeyin, sıcak bir çayın, kahvenin yudumlandığı, tatlı dost sohbetlerinin yapıldığı, sıkıntıların, dertlerin, sorunların paylaşıldığı, bir yuva, bir evi olarak gören değerli Cumhuriyet Halk Partili ailem. İşte bu duygulaşlık ile parti disiplini, parti kültürü, parti ahlakından ve ilkelerinden asla taviz vermeden kazanan kaybedeni içtenlikle kucaklayacağı, kaybedenin de kazananı içtenlikle kucaklayacağı ve el ele tam bir takım uyumu içinde çalışacağı, dostluk ve şenlik havası içinde geçeceğine inandığım ilçe kongremizin, ülkemiz için, partimize gönül veren değerli halkımız için ve ailem demekten daima gurur duyduğum partimiz için hayırlı olmasını temenni eder. Bu seçimlerde kazanan ailem demekten gurur duyduğumuz partimiz, kaybeden ise bizleri bölmeye, parçalamaya, birbirimize düşürmeye çalışanlar olacaktır. Çünkü nifak atmaya çalışacaklardır. Ancak biz bu kavganın taraftarı değiliz. Biz barışın taraftarıyız. Bundan dolayıdır ki siyaset uzlaşma sanatıdır ve insan kazanma sanatıdır. Biz
O çatışma kültürünü sunan arkadaşları da kazanacağız. Çünkü 2019 var önümüzde. Hiç kimseyi ötelemeye, ötekileştirmeye hiç hakkımız yok. Hiçbirimizin hakkı yok. Esaylı'nın yeniden tesisi için aday olduğunu, dilimin siyaset yapısını çözmek, bu yapıyı iç dinamiklere zarar vermeden dışa dönük, halkla iç içe siyasete angaje etmek için aday olduğunu, hak, hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük, emeğin hakkı, barış için aday olduğumu, güdümlü değil, uyumlu siyaset için aday olduğumu, tabii bunu da söyleyeyim, Sayın İl Başkanımızın sözüdür, onun ilk adaydı, onları söyledik, söylemek zorundayım, herkesin hakkını herkese vermek zorundayız. Aynen ve katılaraktan güdümlü değil, uyumlu siyaset güdeceğime, geleceği garanti almak için ahlaklı, dürüst, ilkeli, çalışkan, mücadele eden genç kadrolar yetiştirip gençleri siyasete kazandırmak için aday olduğumu, bu da parti eğitmenliğimden geliyor. Çünkü kadro yetişmiyor. Yaş ortalamamız 50. Gençleri maalesef siyasete angaje edemiyoruz. Bunun içindir ki bu gençlerimizi yetiştirip siyasetin güzel yanlarını anlatmak zorundayız. Geleceğe umutla bakmak için, umudu yarınlara taşımak için, kimseyi ötekileştirmeden birleştirici olarak emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı hep beraber bir arada mücadele etmek için aday olduğumu açıklamıştım. Bu taahhütlerimin hepsinin arkasındayım arkadaşlar, hepsinin. CHP'li mücadele eder ama savaşı reddeder, barıştan ısrarcıdır. Çok pardon, bir mola. CHP'li öteki yaratmaz, birleştirir. CHP'li tüm kültürlere saygılıdır, dayatmacı değildir, olmamalıdır. Kadir Şinas'tır, ahdi vefalıdır, hatırlıdır, saygılıdır. CHP bilimdir. CHP'li kendini bilgiyle taşlandırır. CHP'li yenilikçidir, çağdaştır. Bireysel çıkarları toplumun toplumsal menfaatin önüne koymaz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demektir. En genç burada. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Demokrasiden yana olan emek, eşitlik ve adalet mücadelesi veren Türkiye'nin aydınlık geçmişi ve geleceği olan değerli Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım. Sayın milletvekillerim, sayın il başkanım, sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanım, sayın kadın kolları başkanım, sayın gençlik kolları başkanım, basınımızın değerli emekçileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Olağan ilçe kongremizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yereldeki iktidarını güçlendireceğine, laiklik, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyüteceğine inancımla bugünkü demokrasi şölenine hepiniz hoş geldiniz. En baştan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına bizlerle bayrak yarışına giren ve her zaman yoldaşım olacak diğer aday arkadaşım ve ekibine başarılar diliyorum. Öncelikle kısaca kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Ben emekçi bir ailenin çocuğu olarak 1982 yılında Sivas'ta dünyaya geldim. Bu görevi bizlere layık gördüğümüz takdirde ortak akılla yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarımla birlikte, daha da önemlisi siz değerli partilerimiz ve bizlerle bu yarışa giren dostlarla birlikte oluşturulacak olan komisyonlarda yer almalarını mutlaka sağlayarak bu yolu
ediyorum. Her ay yapılacak iki yönetim kurulu toplantımızın birisini bir mahallemizde yapacağız. Ve sorunları ilk elden alıp çözümü beraber üreteceğiz. Her mahalleye gideceğiz. Her eve gireceğiz. Her evi sıkacağız. Bu çıktığımız anlamlı ve onurlu yolda geçmişte partimizde yaşanan sorunları bugünden itibaren aşmış olarak ortak mücadele anlayışıyla bütünleşerek 2019 seçimlerine dilimde tek vücut olarak yereldeki iktidarı perçinlemek ve genelde de iktidara yürüyeceğimizin sözünü buradan veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle partimizin gençlik kollarından bugüne kadar bir defeli olarak yer aldım ve geleceğin emin ellerde olacağım şuuruyla layık, demokratik ve adaletin tecelli edeceği bir Türkiye inşası için şimdiden Cumhuriyet Halk Partimizin iktidarını selamlıyor ve bu sevincimizi, enerjimizi sizlerle paylaşarak tüm partili dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi olacağız, iyi olacağız, iyi olacağız. Hasan Tabar, emekli öğretmen, esnaf. İpek Gündübaş, ön lisans mezunu muhasebeci. Hacı Halil Doğan, taksici, esnaf. Saygıdeğer partilerim, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.